Özellikle kadın hastalıkları jinekoloji polikliniklerine başvuran hasta sayılarımız giderek artmaktadır. Bu hasta popülasyonu özellikle uğraşı alanım olan jinekolojik onkoloji, yani kadın hastalıkları kanserleri ile ilgilenmekteyim. Şikayeti olan hastalarımız başvurduğu zaman onların muayenesi, teşhisi ve tedavilerini dünyanın belli başlı sayılı merkezlerinde olduğu gibi aynı güncel teknolojik yaklaşım ve teşhis metotlarıyla sürdürmekteyiz. Bununla birlikte civar merkezlerden de sonunda üniversite hastanesi olmamız nedeniyle merkezimize hasta refere edilmektedir. Bu hasta grubumuz içerisinde ağırlıklı olarak jinekolojik kanserlerde başı çeken rahim zarı kanseri, yumurtalık kanserleri ve rahim ağzı ve nihayet dış genital sistem kanserleri olmak üzere sıklık sırasına göre yoğunluk arz etmektedir. Bu hastalarımızın muayenesi yapılmakta, teşhisleri konmakta ve en kısa sürede gerek cerrahi tedavisi olsun, gerek kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisi olsun, son derece teknolojik yöntemlerle ve ekibimiz ve ekipmanımızla birlikte hizmet vermeyi sürdürmekteyiz. Aynı zamanda diğer klinik branşlarla her hafta yaptığımız toplantılarımızla bu hastalarımızın tedavi sonrasındaki takipleri ve uzun sürelerde ne gibi kontrol göstereceklerine karar verilip en modern ve teknolojik şekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanında gebe polikliniklerimiz de mevcuttur. Hastalarımız başvurduğu andan itibaren tüm takipleri, muayeneleri ve doğumuna kadar olan süre içerisinde son derece yetkin, tecrübeli, uzman ve öğretim üyesi hekimlerimizle bu hizmetimizi de sürdürmekteyiz. Bu konuyla ilgili olarak özellik arz eden jinekolojik onkoloji branşında öncelikle bu konuda deneyimli, yetki sahibi olan hekimlerin bu işle uğraşması gerekmektedir. Dünyanın belli başlı sayılı merkezlerinde de durum aynıdır. Çünkü bu kanser vakaları oldukça komplike, tedavileri cerrahi olsun, kemoterapi olsun özellik arz eden her kadın doğum hekiminin kolay kolay bu işi yapabileceği türden değildir. Onun için özellikle bu konuda sertifikalı olan tecrübeli hekimler tarafından bu işin yapılması hem dünyada hem ülkemizde de zaten aynı şekilde süre gelmektedir. Az önce saydığım değişik kanser tiplerinde uygulanan tedavi yöntemleri de değişiktir. Örneğin en sık gördüğümüz rahim zarı kanserinde hastanın muayenesi ve uygulanacak tedavi yöntemi karar verildikten sonra çoğunlukla bu hasta grubunun tedavisinde ilk seçenek olan cerrahi tedavisini uygulamaktayız. Ondan sonra takip döneminde nihai cerrahi sonrası patolojik sonuçlar çıktıktan sonra tekrar multidisipliner toplantılarımızda bu hastalarımızı tartışmaktayız ve ilk tedavisinden sonra ek bir tedavi alıp almayacaklarına da karar vermekteyiz. Aynı zamanda bu hastalarımızın tedavisiyle bunların hizmeti bitmemektedir. Bundan sonraki her kanser türüne ait takip protokolleri hangi sürelerle, ne aralıklarda, hangi tetkiklerin ve muayenelerin yapılacağına da devam etmekteyiz.